Efendim Melih Bulu görevden alındı. Siz bir Boğaziçi öğrencisi olarak ne düşünüyorsunuz bununla ilgili olarak? Ya bu tabii ki de öncelikle bütün öğrenci inisiyatiflerinin ve bizim çabalarımızın ve bu haksız tepeden inmeci kayyum atamasına karşı olmamız, akademisyenlerin de hep beraber hem Boğaziçi hem de dışarıdan öğrenci hareketlerinin beraber yaptığı bir dayanışmanın sonucu. Güzel bir sonuç aldık. Dün gece yarısı yine tabii ki de gece yarısı atılan kayyum, gece yarısı atılan başka bir kararnameyle geri alındı. Öyle çok bugün güzel bir gün bizim için. Umarım diğer kayyum bileşenleri ve atanmış diğer görevlerde en yakın zamanda istifa eder. Efendim 6 aylık bir süreç söz konusu ve bu 6 aylık süreç boyunca Boğaziçi Üniversitesi neler yaşadı? Bir de sizden duymak isteriz bunu. 4 Ocak günü Melih Bulu kayyum olarak atandığında biz hemen öğrenciler olarak toplanabildik ve burada Güneykapı önünde polis şiddetine maruz kaldık ilk günden. Kapıların kelepçelendiği, kulüplerin kapatıldığı ve bütün öğrencilere ve hocalara yapılan haksız muamele sonucunda biz hiçbir zaman durmadık, hiçbir zaman pes etmedik. Okulumuza polis girdi, güvenlikler tarafından çok ağır müdahalelerde bulunuldu. Arkadaşlarımız gözaltına alındı, tutuklanıldı. Biz hiçbirine sessiz kalmadık, hiçbir zaman yılmadık. 6 ay boyunca olduğumuz yerde her zaman burada bulunduk. Melih Bulu'nun 6 ay içinde sönüp biter dediği şey en sonunda geldi ve kendisini buldu. En sonunda çabamızın haklı olduğunu ve bu haklı mücadelenin sonuçlarının bize olumlu yansıdığını görebiliriz. Peki bundan sonraki süreçle ilgili sizin talepleriniz nelerdir? Bundan sonra tabii ki de biz taleplerimizi hiçbir zaman durdurmayacağız. Şu andaki ilk isteğimiz başta Naci İnci ve işte diğer atanmış kayyum bileşenlerin derhal istifa etmesi, görevden alınması ve yerine seçimle gelecek bir rektörün, bütün Boğaziçi bileşenlerinin katıldığı bir rektör seçimi olması. Bu aynı zamanda bir tek Boğaziçi değil, bütün Türkiye'deki atanmış kayyumlara ve işte kurumlara yapılması gerektiğini, LGBT'nin tekrar açılması, kulüp unvanını alması, hocalara yapılan haksız muameleler ve özellikle Feyzi Erşin hocamızın ve diğer hocaların da görevinden alınmasının ne kadar haksız olduğunu biliyoruz, onların da geri gelmesi. Taleplerimizin arkasındayız, bunların hepsi sağlanana kadar durmayacağız. Melih Bulu görevden alındı. Ne düşünüyorsunuz bununla ilgili? Şimdi bir gece kararnamesiyle gelen Melih Bulu bir gece kararnamesiyle gitti. Bunu bir direnişin bir kazanımı olarak görüyorum ben. Ama hani her şey bitti, kapattık gibi bir şey yok. Hani koca bir mücadelede kazanılmış bir adım. Çünkü yani okula verilmiş bir sürü zarar duruyor. Yani yine bir gecede açılmış iki tane fakülte var. Bu fakülteye usulsüz şekilde muhtemelen hocalar atanacak. Ya da ne olacağı belli değil. Yani çok komik işler. Cinsel taciz önleme komisyonumuz çok önemli bir komisyon. O işlevsizleştirildi. Başına neredeyse kadın düşmanı diyebileceğim biri getirildi. LGBT çok sudan sebeplerle kapatıldı. Hedef gösterilmeye devam ediyorlar. Yani bunların yanında bu hani önemli bir kazanım ama yani hiçbir şeyin de bitmediğini de aklımızda tutmamız gerekiyor. Şimdi 6 aylık bir süreç söz konusu ve bu süreçte Boğaziçi Üniversitesi nasıl zararlar aldı sizin açınızdan? Ya bir kısmını az önce saydım ama yani fiziksel şeylerden yani buradaki kapılar bile bunlar yoktu. Neredeyse hapishaneye çevirdiler. Kandilli kampüsü çok gözükmüyor ama rektörlüğü oraya taşıdı ve orada böyle neredeyse savaşıyormuş gibi koyduğu demirli mızraklar var binanın etrafına. İşte az önce bahsettiğim fakülteler var. Şimdi bu fakültelere öğrenci alındığı an o öğrenciler de mağdur olacaklar. Yani o fakültelere karşı çıkılamayacak. O fakültelere hoca atanması böyle çok garip yollarla olacak. Bir tane konuşmada yani isim vermeyeyim ama bir bakan utanmadan seçimin ne kadar zararlı bir şey olduğunu anlattı. Yani bu zararlar sadece Boğaziçi'ne değil Türkiye'ye de verilen zararlar. Zaten sadece Boğaziçi'nin başına gelen bir şey değil. Sadece üniversitelerin değil belediyelerin de başına gelen bir şey. Yani böyle bir keyfi kararlarla yapılmış şeylerin zararlarını, yaralarını belki de bir yandan sarmaya çalışıyoruz. Bir aklıma gelen mesela anayasa haklarını kullandığı için KYK bursları kesilen bir sürü arkadaşımız var. Onlara bursçu bulup bir yandan onlara destek sağlamaya çalışıyoruz mesela. Yani o kadar fazla yerden gelen zarar var ki ama bir yandan da işte buna karşı koyan
Yani bu zalimliği artık yeter diyen mezunu, öğrencisi, akademisyeni bir araya gelmiş ve ne yapabileceğine bakan insanlar var. Yani bu 6 ayın böyle büyük kazanımları da var. Hani çok kişisel bir yerden söyleyeceğim bunu ama ben bu kadar güzel insanı bu kadar kısa sürede tanımadım hayatım boyunca. Ve yani bu kadar büyük tecrübe de edinmedim. Hani hiçbir derste öğrenemeyeceğim, ben psikoloji öğrencisiyim. Hani insanların işte psikolojisi, nerede üzüldükleri, nerede sevindikleri, nerede beraber hareket ettikleri ilgili de bir sürü şey öğrendim yani süreçte pratik olarak. Belki derslerde bunların hiçbirini öğrenemeyecektim. Peki bundan sonraki süreçte olayın takipçisi olmaya devam edecek misiniz? Ve talepleriniz nelerdir bundan sonraki süreçle ilgili? Bundan sonraki süreçte de buradayız. Yani bu işler seçimle olması gerektiği, yani üniversitenin özerk haline dönene kadar buradayız. Biz tüm bileşenlerin katıldığı bir seçim modeli öneriyoruz. Bunu başından beri öneriyoruz. Ve tabii ki az önce saydığım taleplerimiz de var. Yani bunlar yerine getirilene kadar da buradayız. Yani bunların içinde LGBT'nin açılması, hukuksuz bir şekilde açılmış hukuk ve işletme fakültelerinin, pardon, iletişim fakültelerinin kapatılması, ondan sonra CİTÖ'nün tekrar işlevli hale getirilmesi. Çünkü CİTÖK dediğim Cinsel Taciz Önleme Komisyonu, bunun Türkiye için de önemli bir model olduğunu düşünüyoruz. Böyle ve şu anın belki heyecanıyla hatırlayamadığım taleplerimiz var ama yani bir yere gitmiyoruz, buradayız. Ve bunların peşinde olmaya devam edeceğiz. Açıkçası zaten olması gereken buydu. Taleplerimizden biri de Melih Bulu'nun istifa etmesi veya görevden alınmasıydı. Ama şu an taleplerimizin hepsi gerçekleşmiş değil. Melih Bulu'nun ve aslında kayyumun okulumuza verdiği birçok zarar var. Arkadaşlarımızın davaları kapatılmadı henüz. Okula da bir sürü kamera takıldı. Hocalarımızdan bir kısmı uzaklaştırıldı. Kulüplerimiz kapatıldı. Daha birçok şey sayabilirim bu şekilde. Taleplerimizin hepsi gerçekleşmediği için aslında bizim için direniş bitmiş değil, Boğaziçi direniş bitmiş değil. Biz Melih Bulu görevden alınsa da burada durmaya ve direnmeye devam edeceğiz. Bu şekilde. Burada 6 aylık bir süreç söz konusu. Bu süreçte neler yaşandı? Nasıl zararlar verdi Boğaziçi Üniversitesi'ne? Bir anlatabilir misiniz bunları da? Tabii ki. Biz burada zaten 6 ay boyunca, 6,5 aylık bir süreçte yaklaşık olarak her gün bütün öğrenciler buradaydı, hocalar da buradaydı. Biz burada çadırımızı kurduk. Hocalar sırtlarını döndüler, direnmeye devam ettik. Bu süreçte Melih Bulu bizi daha iyi gözetlemek için okula birçok kamera taktırdı. Bunun için de okuldan birçok bütçe harcandı ki okulun şu an birçok eksiği var. Bunun dışında CİTÖK ofisi, Cinsel Taciz Önleme Komitesi kapatıldı. LGBT artı kulübü kapatıldı. Bunun dışında özel güvenlikler öğrencilere saldırdı. Okula polis girdi ve okulun içinden öğrenciler gözaltına alındı ve hala onların da dava süreçleri, yurt dışı yasakları devam ediyor. Peki bu 6 aylık süreçte şunu gördük ki Boğaziçi Üniversitesi iyi bir organizasyon sağladı. Peki bunun kattığı bir şeyler var mı size? Tabii ki var. Hepimiz burada aslında birçok insanla tanıştım ben de aynı şekilde ve birbirimizden çok şey öğrendik. Ben kendim mesela çok geliştirdiğimi hissediyorum. Eksik olduğum kısımları arkadaşlarım kapadığını, aynı zamanda arkadaşlarımın eksik olduğu kısımlarını da benim kapadığımı ve birlikte daha güçlü durabildiğimizi de bu şekilde görmüş olduk. Aynı zamanda şu an basın okula atanmış bir genel sekreter, bir koordinatör tarafından içeri alınmıyor. Burada akademisyenlerimiz ve biz öğrenciler olarak basının içeri girmesi için ve onların hakları için burada uğraşıyoruz. Ama hiçbir şekilde içeri alınmıyorlar ve insanların haber elde etme hakkı ellerinden alınıyor.